Evet, Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Çağlayan Adliyesi'nde bugün aslında önemli bir davanın tutukluluk incelemesi yapıldı. Medya senin de söylediğin gibi Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu için yapılan tutukluluk incelemesinde avukatların tahliye talepleri reddedildi ve bu iki isim serbest bırakılmadı tutukluluk incelemesinde. Şu anda 30. Ağır Ceza Mahkemesi bu yönde bir karar verdi. Peki bu isimler neyden yargılanıyordu? Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bir iddianame hazırlanmıştı. 19 Şubat 2019 yılında tarihinde tamamlanmıştı bu iddianame. Ve iddianamede yöneltilen suçlamalara baktığımızda da bu isimler hakkında, 16 isim hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istendiğini, yine bunun yanı sıra devlete zarar vermek, mala zarar vermek, izinsiz gösteri ve yürüyüş düzenlemek, organize etmek gibi suçlamalarla karşı karşıya kalıyor bu isimler. Yiğit Aksakoğlu çocuklar üzerine sivil toplum çalışmaları yapan bir isim olarak bilinirken, Osman Kavala da aslında sivil toplum dünyasına yaptığı katkıların yanı sıra bir diğer taraftan da önemli bir iş insanı olarak tanınıyor kamuoyunda ve bu iki isim aslında Gezi Parkı davası nedeniyle şu anda tutuklu bulunuyorlar ve yargılanıyorlar. Bugün yapılan tutukluluk incelemesinde de avukatları onları temsil etti 30. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu. Ve duruşma salonunda özellikle tekrarladıkları bir şey vardı. Bu iki ismin de kaçma şüphesinin bulunmadığını, kaçma şüphesi bulunmayan bu isimlerin tutuksuzla yargılanabileceklerini, kamuoyu nezdinde bilinen isimler olduğunu, yaptıkları fiillerin aslında suç teşkil etmediğini, ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında ele alınması gerektiği, 5 yıl sonra olayın ardından gerçekleşen 5 yılın ardından böyle bir iddianamenin hazırlanmasında aslında hukuka aykırı olduğu belirtildi. Bunu aktarmış olalım. Bunun yanı sıra burada duruşmada aslında dikkat çeken bir başka nokta vardı. İddianamede çok fazla tape, yani ses kaydı, telefon görüşmesi yer alıyor ve bu telefon kaydı görüşmelerinin yer aldığı iddianame aslında hazırlandığı dönem itibariyle Fethullah Gülen cemaatine bağlı olduğu iddia edilen yargı mensuplarının hazırladığı döneme denk geliyor tarih aralığı olarak ve bu kişilerden bazıları, yani iddianamenin hazırlanmasından önce bu operasyonun başlamasında bir şekilde organizasyonda bulunan yargı mensuplarının da şu anda aslında bazılarının kaçak durumda olduğu arandığı belirtildi ve bu nedenle de aslında bu iddianamenin soruşturmanın başından itibaren hukuka uygun olmadığı, mutlaka yeniden baştan gözden geçirilmesi gerektiği, yargılanan isimlerin de bu nedenle salıverilmeleri gerektiği, tutuklu yargılanan isimlerin salıverilmeleri gerektiği de belirtildi. Ancak 30. Ağır Ceza Mahkemesi hali hazırda bu iddianameyi kabul eden mahkemeydi zaten. Bu iddianameyi kabul eden mahkeme bugün avukatların taleplerini de reddetti ve tutukluluk incelemesinde Yiğit Aksakoğlu'nun ve Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamı yönünde karar verildi. Çağlayan Adliyesi'nde gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Ancak sözü şimdilik yeniden haber merkezine bırakıyoruz.